hisoblang. Bizga birinchisida sinus alfa qo'shilib kosinus alfa berilgan, sinus 2 alfani toping. Masalani yechib o'tamiz. Sinus 2 alfani topish uchun biz birinchi delikni kvadratga ko'taramiz har ikkala tomonini. Bu holda chap tomoni sinus alfa qo'shilib kosinus alfa kvadrat teng o'ng tomoni 1 taqsim 3 kvadrati 1 taqsim 9 bo'ladi. Buni soddalashtiramiz. A plus B'nin kvadrat formülüne göre sinüs kvadrat alfa koşu 2 sinüs alfa köpaytırı kosinüs alfa koşu kosinüs kvadrat alfa. Deyin 1 taksım 9. Sinüs kvadrat alfa koşu kosinüs kvadrat alfa 1 geteyin. 1'ni oyun tamamen ötkizamız. Bana bu ortadaki ifade sinüs 2 alfa geteyin. Demek bu teyin sinüs 2 alfa teyin. Bu yig'indisi 1 ga teng, 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak, 1 taqsim 9 minus 1. Bu ham teng. Demak, minus 8 taqsim 9. Shunday qilib, sinus 2 alfa minus 8 taqsim 9 ga teng ekan. Bu ikkinchi misol, tangens alfa berilgan, 1 taqsim 3 ga teng. Tangens 2 alfa, kosinus 2 alfa, sinus 2 alfalarni toping. Bu misolni yechib o'tamiz. Tangens 2 alfa birincisi tangens 2 alfa teng 2 tangens alfa bölü 1 minus tangens kvadrat alfa ge. Tangens alfanın oranı 1 taksım 3 noktaya koyup biz 2 köpaytır o 1 taksım 3 1 minus 1 taksım 9'unu hasıl kılalımız. Surat mahrazını 9 köpaytır varsak o halde bir yerde 3, 9, 6 hasıl bo'ladi suratda. Ya da 9 minus 1, 8 hasıl bo'ladi. Bunu ham 2'ye kıskartıp koysak, 3 taksım 4 hasıl bo'ladi. Şimdi yakın tangens 2 alfa, 3 taksım 4 ke teng ekan. Hop, keyingisi, kosinus 2 alfa'nı tapamız. Kosinus 2 alfa için biz quyidagi formulanı bilardik. Kosinus kvadrat alfa minus, sinus kvadrat alfa. Bunun mahrajiga 1 yazıp olamız. 1'ni ham biz kosinus kvadrat alfa plus sinus kvadrat alfa deb yozamiz. Çünkü kosinus kvadrat qo'shib sinus kvadrat 1'ga teng. Demak bu ifodani mana bunda yozishimiz mumkin. Endi kasrning surat va mahrajini kosinus kvadrat alfaga bo'lib yuboramiz. Bu holda teng. Bu yerda kosinus kvadratga bo'lsak 1 bo'ladi, minus bu yerda sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa mahrajda 1 qo'shu sinus kvadrat alfa taqsim kosinus kvadrat alfa. Bu ham teng 1 minus tangens kvadrat alfa mahrajda esa 1 plus tangens kvadrat alfani hosil qilamiz. Demak kosinus 2 alfani ham tangens alfa orqali mana bu formula bilan ifodalashimiz mumkin ekan. Tangens alfa berilgan 1 taqsim 3 ga teng. Tangensin oranına 1 taksım 3 nak verip koysak, o halde kosinus 2 alfa topladı. Şunu da kılıp, kosinus 2 alfa deyin. Suratta 1 minus tangens kvadrat alfa. 1 minus tangens alfa 1 taksım 3 deyin. 1 taksım 3 kvadratı 1 taksım 9 buladı. Mahrajda 1 plus tangens kvadrat alfa. 1 taksım 9. Yani kasanın surat mahrajını 9'a köpeyti varamız. O halde bir yerde 9 minus 1, mahrajda 9 plus 1 hasıl buladı. 8 taksım 10. 2'ye kıskartırsak 4 taksım 5. Demek kosinus 2 alfa 4 taksım 5 keteyen iken. Yerde dersler biz bana bu formülleri getirip çıkardık. O bunu esnaf bağlısını tavsiye kılamam. Kosinus 2 alfa bana bu ifade geteyen. Hop keyingisi. Sinus 2 alfa'nı topin. Sinus 2 alfa için biz bana bunu formülünü bilardık. Sinus 2 alfa teng 2 sinus alfa köpaytırı kosinus alfa. Ben mahrajiga 1 yazıp olaman. Çünkü bunu 1'ye bölsek beraber yana özü surat gelip çıkadı. 1'ni yana men kosinus kvadrat koşu sinus kvadratından almıştıraman. Kosinus kvadrat. Koşu sinüs kvadrat alfa ile almıştıramız.
Yani kasrın surat mahrajını yani kosinüs kvadrat alfa'ya bölüyoruz. O halde bir yerde surat da 2 tangens alfa kalırdı. Mahraj da bir yerde 1 koşu bir yerde tangens kvadrat alfa kalırdı. Demek sinüs 2 alfa bana bu ifadeye değinirken. Bunu hem bir istap alıştı, tavsiye kılamam. Burak kelgüsü de köp üçreydiğin formüller hesablanadı. Çünkü buranın istap alış gerek. Ve tangens alfa berilgen bir taksım üç getirin. Tangens alfanın oraya bir taksım üçünü atıp koyalımız ve sinüs 2 alfanı kapalımız. O halde sinüs 2 alfa teyin. 2 köp aytırı bir taksım 3 taksım 1 plus tangensinin kvadratı 1 taksım 3'nin kvadratı 1 taksım 9 teyin. Surat mahrajını 9'ge köp aytırsak bir de 6 mahrajda 9 plus 1 10 demek 3 taksım 5. Şimdi kılık sinüs 2 alfa 3 taksım 5'ge teyin iken.